Later, at the beginning of 1970, the second wave of murders by Armenian terrorist activists started at the most unexpected time. While the objective of the persons or organizations who planned the first wave was to break off from the Ottoman Empire and create an independent state of Armenia, Asalah was trying to settle old scores with Turkey based on the so-called genocide claims. Türk devlet adamlarına karşı, hariciye mensuplarına karşı 1973 yılında Amerika'da terör eylemi yapıldı. Şimdi bu yani Magırdıç Yanıkyan adlı bir 80 yaşında bir Ermeni iki mümtaz Türk konsolosunu Osmanlılardan efendim kalan iki tablo var. Bu tabloları size hediye edeceğim diye otel odasına çağırdı. Orada ikisini de katletti. Şimdi biz Lübnan'da yayınlanan örgüt mensuplarının ifadelerinden bu eylemi de Asala'nın yaptığını öğreniyoruz. İşte Asala 75'te kuruldu deniyor ama aslında Asala 1975'te isim olarak ortaya çıkıyor. Ondan evvel adı Asala değil, gizli ordu. This horrible incident came so suddenly and at such an unexpected moment that no one could guess who the enemy was. O zaman Türkiye bu konuda biz hiçbir şey bilmiyorduk 73'ler, 70'lerde de, 80'lerde de. Bir Ermeni terörist tarafından öldürüldü deyince iki kez Dışişleri Bakanlığı bunu kontrol etti. Ermeniler niye öldürsün ki? Rum'dur öldüren diye. Çünkü o zaman bizde Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli bir Rum şeyi vardır çekişmesi. İşte Yunanlılar işgal etti de Sakarya, büyük taarruz Yunanistan'a karşı. O vardır ama hiç kimse Ermenilerle tarihte böyle bir şey olduğunu bilmediği için bu olsa olsa Rum'dur, niye Ermeni öldürsün düşüncesiyle Türkiye iki kez bu haberi kontrol ettirdi ama sonunda onun bir Ermeni tarafından öldürüldüğü anlaşıldı konsolos yardımcısının. O günlerde halen Asala veya Ermeni örgütleri bunları üstlenmemişti. Ben de Büyükelçilik'te çeşitli basın ve medyadan gelen taleplerde bu Ermeniler mi gibi soruları ihtimal vermiyorum, vermiyoruz diye cevaplandırdığımı hatırlıyorum çünkü tabir caizse toz konduramıyorduk o sıralarda Ermenilere. Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumların Kıbrıs Türklere hücumlarının çok arttığı bir dönemdi ve bunun sonucu olarak da 1974'te Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kaldı Türkiye. Bununla ilgili olarak Kıbrıs Rum kökenli olduğunu bu terörizmi tahmin ediyorduk. Veyahut da dediğim gibi Ermenilere bunu yakıştıramıyorduk. Bugün 22 Ekim çarşamba saat 12'ye doğru makine tüfekli 3 kişi Büyükelçiliğimize silah zoruyla girerek Sayın Büyükelçi perde arkasında... As they had such powerful support, Asala carried on its actions with greater courage. Before the pain of the massacre in Los Angeles was over, and while everyone was trying to understand what happened, this time Danish Tunalıgil, our ambassador in Australia, was cruelly assassinated on October the 22nd, 1975, during a raid on the embassy. The attack was undertaken by the Armenian Liberation Army. Hemen Ankara'ya haber verin. Hemen haber veriniz. İsmail Erez Bey'i vurdular. Kendisi ağır yaralı. Şoför öldürüldü. Only 2 days after this incident, İsmail Erez, our ambassador in Paris, was murdered in an attack made on his staff car. The driver of the ambassador lost his life as well during the attack. Asala undertook the killing. Kurulma hadisesinden sonra Oktar hastaneye götürülürken yolda ölmüştü. Asala attacks were not about to stop. On February the 16th, 1977, Oktar Cirit, our first secretary in Lebanon, was shot dead. Oktar Cirit, silahla vurularak öldürüldü. Vatikan nezdindeki büyükelçimiz Taha Carım, bugün mahalli saatle 14 sırasında vazifesinden evine giderken hüviyeti tespit edilemeyen bir mütecaviz tarafından tabancayla saldırıya uğramıştır.
Yüzünden ve sırtından yaralanan Büyükelçi Cahram derhal... On June the 9th, 1977, Taha Jarrum, our ambassador to the Vatican, was assassinated in front of his house by two Armenian murderers. Sefire Hanım ve Beşir Balcıoğlu'nun vurulmuş olduğunu bildirdiler. Daha mütemmin malumat birazdan verilecektir. One year later, Armenians murdered the wife and brother-in-law of our ambassador in Madrid. On June the 2nd, Ambassador Zeki Konaralp's wife, his driver and his brother-in-law, retired Ambassador Beşir Balcıoğlu, lost their lives in the staff car of the embassy, which was strafed with automatic guns. Babam uzun seneler Türk Büyükelçisi olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş bir insandır. 75'in sonlarına doğru emekli olup Türkiye'ye döndü. Bu olay da biliyorsunuz 78'in Haziran ayında oldu. Teyzemle beraber maalesef ikisini de kaybettik. Nitekim babamla teyzem sefaretten çıkmışlar. İlk kırmızı ışıkta herhalde pusuya yatmışlardı, bekliyorlardı. Ve sanırım babamı eniştem zannederek vurdular. On October the 12th, 1979, the son of our ambassador in The Hague became the target of Armenians. Although Ahmet Benler had no official duty, he was killed at the university at the age of 27. On December the 22nd, Yılmaz Çolpan, director of the Turkish tourist office in our embassy in Paris, was the victim of an assassination. When it came to July the 31st, 1980, Asala terrorism showed its ugly face once again and martyred Galip Özmen, our ambassador in Athens, and his 14-year-old daughter. Consul Şarık Aryak and his driver were killed in the same year in Sydney.